Buraları gezerken bir şey fark ettim. Türkiye olarak daha çok yeri gezeceğiz de bizim doğal güzellik olarak gerçekten hani gezilebilecek çok mekanımız var. Böyle bir yerlere geliyorsunuz ve doğanın kendi yaptığı kendi bir harikasıyla sadece burada güzel bir görsel şölen yaşıyorsunuz. Bu bizim vatanımızın, bizim milletimizin gerçekten çok büyük bir hazinesi. Türkiye'de yaşıyorsanız ben mesela bu geziye gelebilmek için, yani buraları gezebilmek için 750 lira bir ücret ödedim. Bir hafta çalıştım, bir haftada bir günlük harcamamı buraya harcadım. Karşılığında hani aldığım manzarayı siz kendiniz görüyorsunuz. Hayatınızda evde oturmaktansa, çok kapalı kalmaktansa kendinizden biraz zaman ayırarak böyle güzel şeyler yapabilirsiniz. Buraları gezebilirsiniz. Ben elimden geldiğince tanıtmaya devam edeceğim. Daha şu anda gideceğim bir sürü rota var. Videoda kalmaya devam edin. Benimle beraber gezdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Seviyorum arkadaşlar sizi. Şimdi Sayan bölgesine geldik. Burası çömlek ve değerli taşların işlenmesiyle ünlü bir yermiş. Burada atölye var. Atölyede değerli taşları ve çömlek işlemeciliğini göstereceğiz. Az da oradan 3-5 değerli bir şey alabilirsek. Hatıra diye ya, yanlış anlamayın. Onları götüreceğiz. Arkadaşlar ben bu sahneden sonra şimdi de gözümü açabilirim. Ben içeri gidiyorum. Değerli taşlarla bir münakaşaya gireceğim. Gezerken şöyle bir baktım da fiyatlar çok uygun. 5, 10, 30, 40, 50, 60 gidiyor yani. Hani buraya gelirseniz fiyatları bir inceleyin. Acayip hoşunuza gidecek. Ha, bütçesi olan alır abi. Beğenirlerse alırlar yani sonuç olarak. Baksana abi. Yani güzel olmaları da güzel. Ama işte parası olana güzel. Bana değil. Arkadaşlar ne umutlarla girmiştim bir şeyler alırım diye de maalesef burası bana çok uygun bir yer değil. Abi en ucuz konuşamıyorum bak fiyatları aklıma geldikçe. Abi en ucuz şey 200-250 liradan başlıyor o da hani mıcır taşı olur ya mıcır taşı veriyorlar. Harici başka bir şey yok yani. Öbür türlü canımın istedikleri de 7-8 bin liradan başlıyor. Adama ilk sordum abi dedim hani bu gerçek mi dedim 700 lira mı dedim. 700 olsaydı belki düşünürdüm de abi. 7 bin lira diyor ya bir taşa 7 bin lira vermek benim gibi bir erkeğe yakışmaz. O yüzden almadım. En iyisini yaptım bence. Rezgâh beni çevireyim. Sen çömleği yap. Sen sanatına konsantre ol. Allah'ım güzel rüftanın içinde peçilat. Çıklar. Arası içi gömüden. Aşağıdan hafifçe sıkıştırıyor. Yukarıya. Yukarıdan aşağı. Çamur indi. Zekrini. Ve yapacağına karar verdin mi? Damla tepkin. İşaret parmağını tepesini deniyor. O baş parmak Gülüze. İşaret parmağı bak bu oluyor. Hopardı gülüze. Bu kapak yani misafirler. Ama ben denmiştim o rütbeydi. Dur o. Benim gözler. Tırnaklarıma hiç. Şimdi iki parmak. Şimdi üç. Yavaş yavaş. Şimdi dört. Beş. Şimdi oğlumu sokuyoruz. Bol badaz ayak derken. Gülüze çömleği içeriden devam edecek. Beni bir daha sal kardeşi. Hiç daha önce. Adam boğazlayasın geldin. Evet geldim. Onu bayağı hissettirdin zaten. Şöyle sevmediğin birisini düşün bu önünü sıkarmış. Yeter mi öldürdün lan? Bayağı sevmiyormuş o. Şimdi kenarlarına şöyle ara boşluk bırakarak bir de cimcik yapıyor. İç arayı birleştir. Ama helal olsun cimciği daha iyi yaptı. Cimcik senin işinde. Altını kesiyoruz tezgah bizde kalacak şekilde. Şimdi iki elini birbirine sürüyorsun. Ya Rabbi şükür dedi kırıcam o. Avucunu açıyorsun. Gülizar alkışlayalım. İddia ediyorum eşi benzeri yok. Senin gibi sanatçının elinizi kalsın. İki elini yapıştır duvara. Senin alt önlerimizi unutlar. Bam 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 b
Çömlek Akademisi'nde bir tane böyle küllük aldım kendime. Bir de şöyle bir magnet aldım. Gittim her yerden alacağım. Hani bir adettir zaten, dolapları doldururlar ya gezenler. Ben de aile dolduracağım. Yeni yere geçiyorum. Orada görüşürüz. Hani Avanos'a geldiğinizde dere kenarında kesinlikle zaman geçirip Ürgüp'e gidin. Ürgüp'te acayip derecede güzel manzaralar var. Mağarayı şey yeraltı neydi lan o? Yeraltı yaşam alanı diyeyim, artık söyleyemiyorum. Kafama takılı çünkü. Oraya da gitmeyi unutmayın. Harici olarak da şu anda Avanos'un eski evleri olan bir bölgeye giriyorum. Oranın da biraz görüntülerini size paylaşacağım. Avanos'ta eski evlerim, oraya girdiğimde arkadaşlar burada toprak kenarında kendi üretimleri çömleklerle kahve yapıyorlarmış. Dedik bu kadar yorgunluğun üzerine kahveyi içilir. Hani enerji biraz daha hayatta kalmak için. Şimdi o kahveden biraz yudumlayacağız, sonra gezimize devam edeceğiz. Kahvenin nasıl yapıldığını size bir göstereyim de biraz canımız şeyiz. Kahve geldi. Her şeyin doğalı güzel demişler. Gerçekten yani toprak cezvede ve fincanda yapılmış kahveyi için tadını anlayacaksınız. Benim çok hoşuma gitti ya arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz bölgede daha önce de inzivaya çekilmiş kilise papazları olsun, din insanları burada kendilerini artık inzivaya çekiyorlar. Bildiğin emekliliğini yaşıyorlar diyebiliriz. Arkamda gördüğünüz tamamen yani kilise yapısı. Bu peribacalarının, şöyle göstereyim. Peribacaların altlarında böyle kendilerine alan oluşturmuşlar. Tabi zamanla bu yağmurun etkisiyle ve diğer etkenlerle yıkılmaya başlıyor. İyice harap olmaya başlıyor. Benim bilgi aktarabileceğim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz, güzel zaman geçirdiyseniz benimle beraber, kanala abone olmayı, videoların devamlarını istiyorsanız da yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Türkiye'yi gezmeye devam edeceğiz. Vlog kanalından ayrılmayın. Görüşürüz arkadaşlar.